Merhaba arkadaşlar, 7. testle birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Diyor ki: "Biyoloji ders öğretim programına ilişkin hangileri doğrudur?" Öğrenmeyi hem bilişsel hem de sosyal bir süreç olarak gören yaklaşıma sahiptir. Çevre konusu ile ilgili içerikler sarmallık ilkesine uygun olarak tüm sınıf düzeylerinde yapılandırılmıştır. Bazı sınıf düzeylerinde içerikler modüler programlama yaklaşımına göre düzenlenmiştir. Arkadaşlar buraya baktığımızda Sadece 1 ve 3 doğrudur. Neden 1 ve 3 doğru? Şimdi çevre konusuyla ilgili içerikler sarmallık ilkesine göre tüm sınıf düzeylerinde yapılandırılmıştır diyor. Şimdi burada e, sınıf düzeylerinde tamam çevre konusuyla ilgili bir e, olay var ama 11. sınıfta yok arkadaşlar. Pardon 11 değil 12. sınıfta 12. sınıfta yok. Sonuçta 11. E, 9. sınıfta işte canlılar ve çevre diye. Bir dakika karıştırdım özür dilerim. 12. sınıfta canlılar ve çevre diye bir bölüm vardı. Evet, canlılar ve çevre diye bir bölüm vardı. 10. sınıfta arkadaşlar yine böyle bir bölüm var. 9'da da var. 11'de yok. Pardon, özür dilerim. 11. sınıfta yoktur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olur. Hepsinde olmaz. Diğer sorumuz Biyoloji ders öğretim programında yer alan aşağıdaki kazanım bulunduğu sınıf düzeyinde ulaşılması gereken son kazanım olarak gösterilmiştir. Sosyal davranışlar araştırır 11. sınıfın 3. ünitesi bakalım. Diyor ki buna göre bu e, ilgili kazanımla ilgili olarak diyor aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Verilen numaralardan hangi sınıf düzeyinde olduğu bulunabilir? Evet 11. sınıf buluyoruz. İlgili kazanımın bulunduğu konuyla birlikte ünitede toplam... 3 konu bulunmaktadır. Arkadaşlar e, toplam 3 konu diyemeyiz. Çünkü neden? Bulunduğu sınıf düzeyinde ulaşılması gereken son kazanım. Aslında aslında olabilir. Çünkü bulunduğu sınıf düzeyinde ulaşılması gereken son kazanım olduğuna göre 3 konu vardır diyebiliriz. Dursun bakalım. ilgili kazanım dışında bu konudaki kazanım daha bulunmaktadır. Evet 3. kazanım bu. Bunun haricinde 2 tane daha var. Doğru. Bu konuda bulunabilecek kazanımlardan biri de davranışı açıklar şeklinde olabilir. Evet şimdi araştırır diyor ya araştırır demeden önce açıklar şeklinde de diyebilir arkadaşlar olur. İlgili kazanım 3. üniteye ait bir kazanımdır. Evet zaten şurada 3. ünite dedik. Şimdi burada ben bir kaldım ama ilgili kazanımın bulunduğu konuyla birlikte bu ünitede toplam 3 konu bulunmaktadır. Şimdi burada buldum ne olduğunu arkadaşlar. Şimdi bakın. 11. sınıf üçüncü ünite, üçüncü ünite, birinci konu, birinci konu ve üçüncü kazanım. Şu konu. Şimdi bize ne diyor? İlgili kazandığım, bulun, kazanımın bulunduğu konuyla birlikte bakın birinci konumuz bu. Diyor ki bu ünitede toplam 3 konu bulunmaktadır. Bu zaten birinci konu. Hani ben e, kaç tane konu olduğunu buradan bilemem. Hani e, birinci konunun son kazanımı olduğu için 3 konu değil 1 konu bulunmaktadır. Aslında böyle dememiz daha doğru olur. Dolayısıyla bu yanlış olacak arkadaşlar. Cevabımız Bursa Şıkkı. Gelelim diyor ki üçüncü soruda aşağıdakilerden hangisi biyoloji ders öğretim programında yer alan biyolojinin günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne sağladığı katkıların farkına varır. Kazanımına ulaşmak için kullanılabilecek örneklerden biridir. Şimdi günlük hayatta bir problemle karşılaşacak ve bunun çözüm, çözümüne biyoloji sayesinde bir katkı sağlayacak. Bakalım tohumsuz bitkilerin örnek verilerek açıklanması bilgisi yok. Farklı hücresel örnekleri mikroskop yardımıyla incelenerek karşılaştırılması, Robert Hooke'un mikroskop ve hücre ile ilgili yaptığı çalışmaların araştırılması, yağ çeşitlerinin örneklendirilmesi, rekombinant DNA teknolojisiyle üretilen eritropoietin hormonu sayesinde böbrek hastalarında kansızlığın giderilmesi hangisi olur arkadaşlar? Bakın günlük hayata, bakın böbrek hastalığı günlük hayatımızda var değil mi o zaman E şıkkı olur. Diğer soru Radyasyonun biyolojik etkileriyle ilgili performans görevi veren bir biyoloji öğretmeni yapılan çalışmaları hem ürün hem de süreç yönünden değerlendirmek istiyor. Buna göre bu öğretmenin kullanabileceği en uygun ölçme aracı hangisidir diye sormuş bize. Hem ürün hem de süreç yönünden değerlendirecek arkadaşlar. Diyor ki dereceli puanlama, kısa cevaplı testler, kontrol listesi, çoktan seçmeli öz değerlendirme formu hangisi olur? Dereceli puanlama anahtarı. Şimdi dereceli puanlama anahtarında siz her bir davranışına puan verirsiniz. Böylece süreci değerlendirmiş olursunuz. Sonrasında arkadaşlar en son koyduğu ürünle birlikte de ürünü değerlendirmiş olursunuz. Cevabımız aşık olur. Beşinci soru. Evet burada yine bir puanlama sorumuz var. Diyor ki aşağıda bitki biyoloji sünitesi için hazırlanmış bir yapılandırılmış grit örneği verilmiştir. Testteki tüm sorularını bu tekniği kullanarak soran bir biyoloji öğretmeni toplam 10 soruluk bir sınav hazırlamıştır. Örnek sorulardan biri ve bu soruya öğrencinin cevabı aşağıda gösterilmiştir. Buna göre öğrenci bu sorudan kaç puan almıştır? Şimdi gerçekten ben de hani bu te tekniği arkadaşlar yeni yeni öğrendim. Hani ünite sonlarında yapılabilecek güzel bir e, test bence e, uygulamamız gerekiyor. Puanlaması da üstelik çok kolay bir puanlama. Şimdi bizim puanlamamız nasıldı? İlk önce e, öğrencinin verdiği doğrular bakın. Öğrencinin verdiği doğrular bir de tüm doğrular. Tüm doğru. Eksi. Öğrencinin verdiği yanlış cevaplar bir de tüm yanlış cevaplar. Tüm yanlış. Bulduğumuz sonucu bir ile topluyoruz. Daha sonra da arkadaşlar ne yapıyoruz? 5'le de çarpıyoruz. Tamam mı? Bizim formülümüz bu. Diyor ki: "Numaralarla gösterilen kavramlardan hangileri bitkilerin eşeyli üremesiyle ilgilidir?" Şimdi biz ilk önce tüm doğru cevapları bulalım eşeyli üreme ile ilgili. Şimdi meristem değil, kolenkima, oksin, rizom değil. Başçık bakın, başçık nerede var? Başçık arkadaşlar. Eee erkek organda değil mi? Stamen başlık hani buradan e, geliyor aklımıza. Gutasyon değil, me mezofil değil, megaspor. Megaspor da neydi? Yumurta hücresi bu da var. Mikrospor bu da yine aynı şekilde e, sperm hücresi veya işte polen hücresi. Antipot yine arkadaşlar bizim işte yumurtada bulunan yumurtada demeyelim de tom kesesinde bulunan tom taslanda bulunan neydi yapıydı embriyo kesesinde nodül mikoza değil. Şimdi toplam kaç tane doğrumuz var? 4 tane. O zaman ben şuraya yazıyorum bakın 4 bölü. Şimdi pardon bu öğrencinin doğrusu değil özür dilerim. Bunu bir sileyim. Bu bizim toplam doğrumuz. Dolayısıyla toplam doğruyu buraya yazdım. Öğrencinin doğrusuna bakalım. Öğrenci ne vermiş? 3'ü vermiş. Tamam. Bir doğrusu var. 5'i vermiş. 5 değil. Yanlış. 9'u vermiş. 9 da yanlış. 10 ve 12'yi vermiş. Bir tane doğrusu var arkadaşlar öğrencinin. O zaman 1 bölü 4 dedim. Eksi. Şimdi toplam kaç tane yanlış var? Bakın 4 tanesi doğruysa 8 tane yanlış var. 8. Öğrenci kaç tanesine yanlış vermiş? 4 tanesine. 4 tanesine yanlış vermiş. Yanlış cevap. Ben bunu ne yapıyordum? 1 ile topluyordum değil mi? Sonra da arkadaşlar 5 ile çarpıyordum. İlk önce şurayı bir bulalım. 2 ile çarparsak ne olur burası 2 bölü 8 eksi 4 bölü 8 burası ne olur arkadaşlar eksi 2 bölü 8 yani eksi bir puan oluyor benim zaten 1 ile toplamamın amacı nedir eksi puandan kurtarabilmek için şimdi eksi 2 bölü 8 sadeleştirdiğim zaman ne olur eksi 1 bölü 4 1 bölü 4 de arkadaşlar nedir 0,25 ama ne eksi 0,25 şimdi 1 ile topladığım zaman artı 1 yaptığım zaman ne olur? 1'den 0,25 çıkınca 0,75 olur. 0,75'i de 5 ile çarptığımız zaman ne olacak? 5 kere 5, 25. 35, 37, 0. 3,75 olur. Yani cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Dediğim gibi bu yöntem gerçekten ünite sonlarında öğrencileri kavram yanılgısını değerlendirmek için gayet güzel bir yöntemmiş. Ben de uygulayacağım inşallah atanmak nasip olursa. Bitki biyoloji ünitesini işleyen bir biyoloji öğretmeni ünitenin bitmesinin ardından yapacağı sınavı objektif testleri kullanarak yapmak istiyor. Buna göre öğretmeni yapacağı sınavda hangilerinin kullanılması amacına uygun olacaktır? Bakalım. Objektif test kullanacakmış. Eşleştirmeli testler, çoktan seçmeli testler, uzun cevaplı testler. Şimdi arkadaşlar eğer objektif bir test kullanacaksa, o zaman eşleştirmeli testler olabilir. Çünkü öğrenci e, öğretmen burada objektif, evet, e, kendi şeyini katmayacak, tamamen öğrencinin yaptığını değerlendirecek. Dolayısıyla eşleştirmeli test ve çoktan seçmeli olur. Ama uzun cevaplı te, e, testler nedir? Bunlar arkadaşlar e, ee, klasik sorulardır. Bizim bildiğimiz klasik soru. Klasik soruda öğrencinin ismini gördüğümüz zaman bir yanlılık durumu olabilir. Dolayısıyla hata karışabilir. O yüzden biz eğer objektif bir puan yapmak istiyorsak 1 ve 2'yi kullanabiliriz. Klasik arkadaşlar kullanamayız. Çünkü klasikte mutlaka bir yanlılık karışabilir. Veya öğrencinin önceki verdiği soruya göre sonraki soruya daha fazla puan verme olayı olabilir. Bu yüzden de zaten sınavları eğer klasik yaptıysanız okurken Soru soru okumanız tavsiye ediliyor. Eee ileride inşallah uygularız. Gelelim yedinci sorumuza. 2018 biyoloji ders öğretim programında bulunan insan fizyolojisi ünitesinde dokular konusunun içeriği düzenlenirken ünitenin başında dokunun tanımı ile organ ve sistemlerle ilişkisi verilmiş. Daha sonra hangi sistem işleniyorsa o sistemle ilgili dokular yeri geldiçe tekrarlanmıştır. Örneğin dolaşım sisteminde kan doku, sindirim ve solunum sistemlerinde bağ ve epitel doku, destek ve hareket sisteminde kıkırdak, kemik, kas dokuları yeri geldikçe işlenmiştir diyor. Hangi yaklaşıma örnektir diye sormuş arkadaşlar bize. Hangisine örnek? Tabii ki sarmal programlama değil mi? Sarmalda ne yapıyorduk? Eski bilgilerin üzerine kuruyoruz ve eski bilgileri sürekli tekrar ediyoruz. Burada da ne oluyor? Dokuları ilk önce işliyorsun. Daha sonra yeni konuları öğrettikçe o dokulara tekrardan giriş yapıyorsun. O zaman sarmal oluyor. 8. soru. 2018 biyoloji ders öğretim programında aşağıdaki kazanımlardan hangisi içerik düzenleme ilkelerinden vardama ilkesine uygundur? Vardama bakalım. Ekosistem ve biyomlar arasında ilişki kurar. Homeostasinin sağlanmasında sinir sisteminin ve hormonların rolünü fark eder. Destek ve hareket sistemi elemanlarının yapısını ve işleyişini kavrar. İnsan faaliyetlerinin ekosistemlerin sürdürebilirliği üzerine etkisini araştırır ve olası sonuçları tartışır. Çiçekli bir bitki üzerinde bitkinin temel kısımlarını gösterir. Bu kısımların yapı ve görevlerini belirtir. Burada arkadaşlar bakın vardı ama ilkesi yani bir ne yapacak bir tartışma yapacak bununla ilgili bir sonuç oluşturacak. Dolayısıyla ne olur cevabımız D şıkkı olacak. Araştırma ve sonuca ulaşma. Gelelim 9. sorumuz. Kalıtımın genel ilkeleri konusunu anlatan bir öğretmen konunun başında öğrencilerin bilişsel olarak hazır bulmuşluklarını ölçmek istemektedir. Bu amaçla diyor öğretmenin aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisiyle ilgili sorular sorması amacına ulaşması bakımından uygun olacaktır. Şimdi kalıtımın genel ilkeleri konusunu anlatacak arkadaşlar. Bir kere Ekoton çeşitlilik kromatit olur ama meristem olmaz. DNA mesajcı RNA demiş arkadaşlar. E, bu da olmaz yine. Nükleotit ATP de olmaz. Şimdi nükleotit olabilir ama ATP olmaz ama gen kromozomu verirse en doğru girişi yapmış olur. 10. soru. Biyoloji dersinde öğretmenin kılavuzluğu olmadan soğan hücrelerinden DNA izolasyonu yapan bir öğrenci aşağıdaki bloğumun psikomotor alan basamaklarından hangisine karşılık gelen bir davranışı gerçekleştirdiği söylenebilir. Gözlem, yeni duruma uydurma, yeni beceri geliştirme, uyarıma beceri haline getirme. Şimdi öğrencinin pardon öğretmenin öğrenciye herhangi bir etkisi yok. Öğren, öğretmen buna müdahale etme o zaman çocuk bunu ne yapmıştır? Beceri haline getirmiştir ki kendi başına yapabiliyor. 11. sınıf Sınıftaki tüm öğrencilerin büyük bir istekle katıldıkları üniversite gezisinde öğretmen, öğrencilerden biyoloji laboratuvarında gördükleri eklem bacaklılar grubuna ait canlılara farklı örnekler vermelerini ister. Ayrıca öğrendiklerini kullanarak kendi okullarının bahçesinde bulunabilecek eklem bacaklıları toplayıp laboratuvarda incelemelerini ister. Dük ee, diyor ki altı çizili öğrenci davranışları sırasında duysal ve bilişsel alanın Hangi düzeyindedir arkadaşlar diye sormuş bize. Şimdi bakın burada e, büyük bir istekle katılıyorlar değil mi? O zaman burada bir tepki verme olayı var mı? Tepki verme olayı var. Şimdi bakın ben direkt şunları hop sildim. Şimdi bundan sonraki basamak zaten direkt hani farklı örnekler vermelerini ister dediği için direkt kavrama olayına giriyor arkadaşlar. Ee, bahçede topluyorlar eklem bacakları ve laboratuvarda inceliyorlar. Ne yaparlar? Uygulama yaparlar. Dolayısıyla cevabımız eşlik olur. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki hava kirliliğinin sebepleri ve sonuçları ve hava kirliliğine karşı geliştirilebilecek önerileri soru cevap yöntemine göre işleyen bir öğretmenin öğrencilere sorduğu aşağıdaki sorulardan hangisi sentez düzeyinde bir sorudur Bakın sentez olması için ne olması lazım öğrencinin kendine has bir şey üretmesi lazım Sera gazlarındaki kirlilik üzeri sera gazlarının kirlilik üzerindeki etkisi nasıl ortadan kaldırılabilir? Hava kirliliğinin sebepleri nelerdir? Hava kirliliğine yol açan sera gazları hangileridir? Sera gazlarının salınımına en fazla neler sebep olur? Sera gazlarının özellikleri nelerdir? Arkadaşlar baktığınız zaman hangisi öğrencinin üretebileceği bir bilgi? Bu değil mi A şıkkı? Sera gazlarındaki kirlilik üzerindeki ee, Etkisi nasıl ortadan kaldırılır? Yani öğrenci burada bir fikir üretecek. Dolayısıyla sentez düzeyi olur. 13. Biyoloji dersi kapsamında yapılan yukarıdaki etkinliklerin öğrencilerin sorgulama becerilerinin düzey bakımından en yüksekten en düşüğe doğru sıralaması. Bakalım. Tüketim ile doğal denge arasındaki ilişkiyi farklı görüşler doğrultusunda sınıf içinde tartışmışlardır. Sınıfa getirdikleri farklı yaprak çeşitlerini damarlan e, damarlanmaları yönüyle sınıflamışlardır. Mikroskop altında tuzlu suya koydukları al yuvar hücrelerinde plazmolüs olayını incelemişlerdir. Burada arkadaşlar en yüksek hangi basamak olur? Bakın tüketim ile doğal denge arasındaki ilişki farklı görüşler doğrultusunda tartışıyorlar. En yüksek basamak budur. Sonra mikroskop altında bir deney yapıyorlar sonuçta budur. En sonunda arkadaşlar ne yapıyor? Damarlanma yönüyle yani gözle hani bunu yapabiliyorlar. Dolayısıyla en alt basamakta da bu bulunur. 1, 3, 2 şeklinde olur. Cevabımız aşık olur. Diğer sorumuz. Omurgalı canlıların ortak özelliklerini anlattıktan sonra sırasıyla omurgalı sınıfındaki canlıları anlatan bir biyoloji öğretmeninin bu davranışı hangisidir? Arkadaşlar hangisi olacak? Tabii ki tümden gelim olacak değil mi? İlk önce tüm hepsinin ortak özelliğini veriyor. Sonra teker teker açıklıyor. Tümden gelim olur. 15. soru. Problem, pardon problem demişim. Protein sentezi yapan tüm canlı hücrelerde ribozom organeli bulunduğu gibi oksijeni solunum yapan tüm canlı hücrelerde de mitokondri organeli bulunur diyen bir öğrencinin düşüncesi düşüncesini hangisi en iyi ifade eder? Arkadaşlar bakın. Ne yapmış? Tamam ribozom için yaptığı doğru ama oksijenli solunum için yaptığı yanlıştır. Diyor ki aşırı ve doğru bir genelleme. Hayır doğru değil. Tümden gelim. E, değil tüme varım değil aşırı ve yanlış bir genelleme yapmıştır değil mi arkadaşlar yanlış bir genelleme yapmış dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olacak 16 Aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminde kanuna karşılık gelen bir ifadedir? Eşik şiddetinin uyarı, e, üzerindeki uyarılar hep aynı şiddette tepki gösterir. Bu ya hep ya hiç prensibiydi arkadaşlar. Ya hep ya hiç prensibi. Türlerin sa sayısı sabit olmayıp zamanla değişebilir. Kloroplast organeli bakterilerden oluşmuştur. Bu neydi arkadaşlar? Endosimbiyoz hipotezi. Endosimbiyoz hipotezi. Bize ne soruyor? Kanuna karşılık geleni soruyor. Hücreler kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle oluşur. Hücre teorisi. Hücre teorisi. Farklı iki karaktere sahip iki omuzgot genotipli bireylerin çaprazlanmasıyla oluşan bireyler birbirinin e, aynıdır. Arkadaşlar bu da nedir? Mendel kanunu. Değil mi? Mendel kanunu. O zaman bize kanuna karşılık geleni sorduğu için cevabımız eşlikli olacak. Diğer sorumuz Canlarda enerji dönüşümleri konusunu işleyen Şirin Öğretmen aşağıdaki gibi bir tahmin gözlem açıklama etkinliği hazırlıyor. Hazırladığı etkinlikte ilgili bir öğrencinin cevapları aşağıdaki gibi olmuştur. Bakalım. Ee, sorumuz şu. Renkli sıvı hangi yönde ilerler? Kapların ağzı kapalıymış. Tahminim renkli sıvı bir yönünde ilerler. Ee, gözlemim yerinde sabit kaldı açıklamam yerinde sabit kalmasının nedeni her iki kapta açığa çıkan gazın birbirini dengelemesidir. Öğrencinin etkinlik kağıdını inceleyen şimdi öğretmen hangilerine ulaşabilir? Öğrencide fermantasyon konusuyla ilgili olarak kavram yanılgısı vardır demiş arkadaşlar. Şimdi bu olur. Neden olur? Çünkü hani en başta eğer doğru cevap verseydi "Yerinde sabit kaldı." deseydi, "Kalır." deseydi o zaman ben kavram yanılgısı var demezdim. Öğrencinin yaptığı çalışma e, açıklama gözlemi ile tahmini arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmıştır. Evet çünkü öğrenci neden doğru bir açıklama yapmıştır arkadaşlar. Çıkan gazlar birbirini dengelemiştir değil mi? Doğru. Öğrencinin tahmini ile gözleminin uyuşma, uyuşmaması beklenen bir durumdur. Evet cevabımız Edirne şıkkı olacak. 18 bir biyoloji öğretmeni enzim sıcaklık ilişkisini göstermek amacıyla bir etkinlik planlıyor. Etkinliği gerçekleştirmeden önce laboratuvarda bulunan yazı tahtasının ortasına enzimler sıcaklık değişimlerinden nasıl etkilenir şeklinde bir odak soru yazıyor. Sorunun altına etkinlikte kullanacağı araçları, sorunun sağına etkinliğin deneysel boyutunu, soluna ise kavramsal boyutunu yazıyor. Bu öğretmen Ders işleme sürecinde hangisini kullanmıştır diye sormuş bize. Test, gözlem, açıklama, kavram haritası, balık kılçığı, deney, V diyagramı demiş arkadaşlar. Burada kullandığı nedir? V diyagramıdır. V diyagramında arkadaşlar odak bir soru yazılıyor. Sağına ve soluna işte e, ilgili olan şeyler yazılıyor. Dolayısıyla V diyagramı oluyor. 19. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisini söyleyen bir öğrencinin bitkilerle ilgili bir kavram yanılgısı yoktur? Bitkiler gündüz fotosentez, gece ise solunum yapar vardır arkadaşlar burada. Çünkü tamam gündüz fotosentez yapıyorlar ama gece gündüz solunum yaparlar demesi gerekiyordu. Bunda var. Solunum dışarıdan oksijen alınıp dışarıya karbondioksit verilmesidir. Bu, e, bu da, bunda da yine vardır arkadaşlar. Dışarıdan oksijen alınıyor ama dışarıya karbondioksit değil, karbondioksitle ile birlikte su da veriliyor. Bitkiler terleme yaparken bir miktarda tuz kaybeder. Bunda da kesinlikle vardır. Çünkü terleme tamamen gaz halinde gerçekleşen bir olaydır ve tuz kaybedilmez. Hava neme doyunca, doygunsa diyor, bitkilerde terleme hızı azalır. Bakın bu doğrudur. Kavram yanılgısı yok burada. Doğru. Bitkilerde hareket uyarana doğru ise negatif, uyaranın zıt tarafına doğru ise pozitif. Hayır tam tersi olması gerekiyordu. Bunda da bir kavram yanılgısı var. Cevabımız değişik olacak. 20. soru. Dersinde analoji yöntemini kullanmak isteyen bir biyoloji öğretmeni yukarıdaki ifadelerden hangisini dikkate almalıdır? Analoji neydi? Kullandığımız, hani anlattığımız konuyu e, günlük bir hayattan örnek vermekte arkadaşlar. Yani benzetmek. Öyle diyebilirim ben size. Soyut yeni hedef kavram için soyut analoglar kullanılmalıdır. Ee, burada arkadaşlar soyutlar için somut analog kullanılması lazım çünkü neden? Hani çocuğun kafasını iyice yerleştirmek için mesela mitokondri enerji santrali gibi görmek nedir? Somuttur. Dolayısıyla bunu e, dikkate almamalı. Bilinmeyen yeni kavram için tanıdık analoglar evet. Öğrencinin Öğrencilerin ön bilgileri de dikkate alınmalıdır. 2 ve 3'ü dikkate almalı ama 1 arkadaşlar yanlış olur. 21. Nöronlar elektrik kablolarıdır. Bakın burada işte bir analoji yapmış. Diyor ki, ifadesini kullanan bir öğretmeni hang, bir öğretmen hangisini kullanmıştır? Burada hangisi olacak arkadaşlar? Metafor. Metafor ne yapmış? Nöronları elektrik kablosuna benzetmiş. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki, bir biyoloji öğretmeni birbirinden ayrılıp yeniden birleşecek şekilde oluşturulmuş yaprağın enine kesiti modelini sınıfa getirmiş ve enine kesitteki tüm parçaları ayırarak öğrencilerden parçaları doğru bir şekilde yerleştirmelerini istemiştir. Buna göre modelin altı çizili özelliği öğretim materyalinin sahip olması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisiyle daha fazla ilgilidir? Şimdi burada altı çizili bir yer vermemiş. Ben bir bakayım. Altı çizili yer şurasıymış arkadaşlar. Birbirinden ayrılıp yeniden birleşecek özellikle olması. Diyor ki öğretim materyali sade ve anlaşılır olmalı. Bunun ilgisi yok. Öğretim materyali öğrenciye uygulama imkanı sağlamalı olabilir. Dursun bakalım. Öğretim materyali dersin amaçlarına uygun seçilmeli. Yine bununla bilgisi yok arkadaşlar. Öğretim materyali bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır. Bu da değil. Öğretim materyalinde kullanılacak görsel özellikler konunun önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalıdır. Buna en uygun hangisi oluyor? Bursa şıkkı oluyor. 23 Musa Öğretmen Canlılar Dünyası Ünitesi'nde bulunan hücre zarından madde geçişi konusunu 7E modelini kullanarak öğrencilerine kavratmak istemiş ve bu amaçla öğrencilere yoğunluk birim hacimdeki madde miktarı olarak tanımlanır. Bazı hücrenin içindeki su miktarı arttıkça pardon biz hücrenin içindeki su miktarı arttıkça hücrenin yoğunluğu azalır deriz. Öyleyse dehidrasyon reaksiyonlarında hücrenin yoğunluğu nasıl değişir diye sormuştur. Diyor ki buna göre diyor hangi aşamayı kullanmıştır? Arkadaşlar e, burada bakın ne yapıyor? İlk önce bir kavramın hani bir tanımını yapıyor. Daha sonra bir örneğe uygulamasını istiyor. Bunu ne yapıyor arkadaşlar? kapsamını alma olayı vardır ne yapıyor o zaman ben bunu hani dehidrasyon reaksiyonları hücrenin yoğunluğunu o zaman ne yapacak azaltacak e, demem gerekiyor ki onun kapsamı altına alayım cevabımız denizdeşik olacak 24 yukarıda diye şeysiz üreme konusuyla ilgili sunuş yoluyla öğretim stratejileri dikkate alınarak işlenmiş bir dersin çeşitli aşamaları verilmiştir Buna göre diyor hangi sıraya göre gerçekleşmelidir? Bakalım okuyalım ilk önce. Öğrencinin eşeğsiz üreme kavramına ek örnekler vermesi, öğretmenin konuyu özetlemesi, öğretmenin eşeğsiz üreme kavramını tanımlaması, öğretmenin eşeğsiz üremeye örnek olan ve olmayan üreme şekillerini vermesi, Öğrencinin öğretmenin verdiği ek eşeği süzüleme şekillerini örnek olan ve olmayan şeklinde sınıflaması. Şimdi arkadaşlar burada ilk olarak hangisini yapması gerekiyor? Hangisini yapmalı? Üçüncü değil mi? Eşeği süzüleme kavramını vermeli. Daha sonra arkadaşlar bununla ilgili örnek olan ve olmayanları vermeli. Sonra öğrenciler bunları sınıflamaları. Ee, örnek olanlara ve olmayanları sınıflamalı. Sonra arkadaşlar e, öğrencinin eşeğsiz üremeye ek örnekler vermesi gerekiyor. En sonunda öğretmen konuyu özetleyerek ne yapar dersi bitirir. Dolayısıyla 3, 4, 5, 1, 2 şeklinde olacak. Yani denizli şık olur. 25. Bir biyoloji öğretmeni bazı canlıların neslinin tehlikede olmasının nedenlerini araştırır kazanımına ulaşırken sınıfı dört gruba ayırmış ve grupların her birine örkü, öykü, şiir, slogan yazma ve afiş hazırlama görevlerini vermiştir. Ayrıca her gruba 10 dakika çalışma süresi vermiş ve süre dolduğunda gruplar birbirleriyle yer değiştirerek çalışmaya bir önceki grubun kaldığı yerden devam etmişti. Bu nedir arkadaşlar? İstasyon tekniğidir. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. 26. sorumuz. Aşağıda verilen kazanımlar gruplandırıldığında hangisi Farklı bir grup içinde yer alır. Biyolojinin günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümle sağladığı katkılara dair çıkarımlarda bulunur. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. Bağışıklık çeşitlerini bilir. Vücudun doğal savunma mekanizmalarının bulunduğunu fark eder. Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. Şimdi burada arkadaşlar hangisi farklı grup diyor yani bilişsel mi duyuşsal mı psikomotor mu ona bakacağız. Şimdi bakın A şıkkı B şıkkı C bir de arkadaşlar E şıkkı bunlar bilişsel alanla ilgilidir bilişsel alan ama D şıkkı arkadaşlar duyuşsal alanla ilgilidir. Çünkü vücudun doğal salınma mekanizmalarının bulunduğunu fark etme fark etme olayı duyuşsal alanla ilgili bir olaydır cevabımız denizli şıkkı olacak 27. Aşağıdakilerden hangileri 2018 Biyoloji Öğretim Programında yer alan fotosentez konusu içerisinde öğrencilere edindirilmesi hedeflenen kavramlar arasında yer almaz? Şimdi fotosentez var, değil mi? Işık, ee, klorofil, kloroplast, Calvin döngüsü demiş arkadaşlar. Edindirilmesi e, hedeflenen kavramlar arasında yer almaz. Burada aslında 2018 fotosentez konusu içerisinde öğrencileri aslında bunların hepsi hani kalbin döngüsünü falan da veriyoruz. Burada e, cevabı kalbin döngüsü vermiş ama arkadaşlar kalbin döngüsünü de anlatıyoruz ya ben yanlış mı hatırlıyorum? Kalbin döngüsünü de anlatıyoruz evet. Kavramlar arasında yer almaz. Burada cevabını ne vermiş ama ben bir bakacağım yine acaba e, karvin döngüsü var mı yok mu diye çünkü yanlış bilgi vermek istemiyorum size ona göre e, daha sonra açıklarız. 28. Bilimsel bilgi ile ilgili diyor, ifadelerinden hangileri doğrudur? Bilimsel bilgiler güvenilir olmasına rağmen kesin ve de değişmez nitelikte değildir. Bu doğru arkadaşlar. Bilim insanların çalışmaları yaşadıkları dönemi ve toplumu sosyal, politik, ekonomik ve felsefi özelliklerinden etkilenir. Doğrudur arkadaşlar bu da doğru. Bilimsel bilginin bir kısmı çıkarım yoluyla elde edilir. Bu da doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. 29. Aşağıda verilen değerlerden hangisi 2018 yılında yayınlanan biyoloji dersi öğretim programında yer almaz? Bakalım. Adalet, sabır, saygı, özdenetim, girişimcilik. Arkadaşlar biyoloji dersi öğretim programında girişimcilik yok. Yani e, sabırdır, saygıdır, özdenetim, adalet falan var ama girişimcilik yok. 30. Yenilenmiş 2018 biyoloji dersi öğretim programına göre aşağıdaki ünitelerden hangisi 12. sınıfta yer almaz? Şimdi bakın. Genden proteine, enerji dönüşümleri, bitki biyolojisi, canlılar ve çevre var ama popülasyon ve komite ekolojisi 11. sınıftadır. Cevabımız Edirne Şıkkı olacak. Böylece 7. testimizi de bitirdik. 8 ve 9 kaldı arkadaşlar. Sonraki testlerde görüşmek üzere hoşça kalın.